Merhaba canlar. Tonguç Akademi ile beraber sizler için hazırladığımız birinci dönem fizik full tekrar konulu videoya geçmek üzereyiz. Sevgili dostum, konuma geçmeden önce Dinamo serisi soru bankamızdaki soruları çözmeni rica ediyorum. Hazırsan hadi gel konu tekrarlarımıza başlayalım. Sevgili arkadaşlar, biz bu dönem hangi konuları gördük? Fizik bilimine giriş gördük, madde ve özellikleri gördük, hareket ve kuvvet konularını gördük. İlk olarak arkadaşım fizik bilimine girişle başlayacağım. Peki fizik nedir? Sevgili arkadaşım, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir fizik. Fizik bilimi evrendeki mikro alemden makro aleme kadar inanılmaz geniş bir çalışma alanına sahiptir sevgili dostlar. Peki fizik ne ile ilgilenmez sevgili arkadaşım? Maddi evrenin dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez. Ya da maddi varlığı olmayan hiçbir şeyle yine fizik ilgilenmez sevgili arkadaşım. Duygu dünyamızla ilgilenmez, korku, sevinç, kaygı, üzüntü bunlarla fizik ilgilenmez. Ruhlarla ilgilenmez, maddenin var olmasından önce ne olduğuyla ilgilenmez. Teolojiyle ilgilenmez. Yani genel olarak fizik ötesi ya da metafizikle fizik ne yapmaz arkadaşım? İlgilenmez diyoruz. Peki arkadaşım, fizik biliminin çalışma alanı içerisinde yer alan konular neler? Mesela atom altı parçacık davranışları ile ilgileniriz, güneş sistemindeki gezegen hareketleri ile ilgileniriz, sinir sistemindeki bilgi iletiminden dünya ile haberleşme uyduları arasındaki iletişime kadar, nano yapıların özelliklerini, yalıtım malzemelerinin yapımını, soğutma sistemleri, güneş enerjisi, LCD televizyonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, bilgisayarlı tomografi gibi tıbbi görüntüleme cihazlarına kadar birçok alanda fiziği kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, fiziğin alt dalları diye dallarımız var. Fiziği ne yapıyoruz? 8 tane alt dala ayırıyoruz. Bunları kamyonet diye kodlamıştık, hatırlayacaksınız. İlk olarak arkadaşım katı hal fiziğinden bahsedeceğim. Katı hal fiziği kalem ucu, granit tencere, akıllı kumaşlar, leke tutmayan duvar boyaları, hafızalı metaller, şarjlı piller ve güneş pillerinin yapımında katı hal fiziğinden faydalanıyoruz arkadaşım. İkincisi atom fiziği, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka ve 3D yazıcılar hazırlanırken arkadaşlar atom fiziğinden yine faydalanılıyor. Mekanik dediğimiz şey nedir? Gezegen hareketleri, yanardağ patlamaları, rüzgar oluşumu, uçağın uçuşu, dalga hareketi, ses oluşumu gibi olayların hepsi mekaniğin içine giriyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği, savunma, uzay ve roket sanayisi, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması, güçlü lazer ışınlarının elde edilmesi yine bu alanın alt dallarına giriyor arkadaşım. Optik dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? Teleskop, dürbün, gözlük, fotoğraf makinesi, büyüteç, mikroskop, fiber optik kablolar. Bunlar hep optik sayesinde karşımıza çıkan nedir? Çalışmalardır arkadaşlar. Nükleer fizik dediğimiz zaman röntgen ışını yani X ışınları, BT bilgisayarlı tomografi arkadaşlar ya da PET yani pozitif emisyon tomografi, bilgisayar tomografisi dediğimiz alanlar nereye giriyor? Nükleer fiziğin alanına giriyor sevgili arkadaşım. Elektromanyetizmadan bahsedelim. Manyetizma, mıknatıslar, maddelerin manyetik özellikleri ve manyetik alanla ilgileniyor arkadaşım. Bir de termodinamik var. Termodinamik rüzgar ve yağış şekilleriyle, ısıtma soğutma sistemleriyle, yalıtım malzemeleri, besinlerden enerji elde edilmesi, süper iletkenler yine termodinamiğin alanına giren alanlardır diyoruz. Peki hocam, fizik sadece tek başına mı çalışıyor? Hayır arkadaşım, fizik diğer disiplinlerle de çalışıyor. Mesela kimya ile arkadaşlar ortak konularımız var, atom konusu gibi. Mesela biyoloji ile ortak konularımız var, adezyon, kohezyon kuvvetler gibi. Matematiği fiziğin her yerinde kullanıyorsunuz zaten. Coğrafya dediğimiz zaman arkadaşlar deprem özellikleri, yer şekilleri yine coğrafya ile alakalı. Mimarlık, mühendislik, spor, arkeoloji, felsefe, görsel sanatlar ve sahne sanatları, bunların hepsinde arkadaşlar illaki fiziği bir yerde kullanıyoruz arkadaşım. Sevgili arkadaşlarım, fiziksel büyüklükler, skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler, temel büyüklükler, bir de türetilmiş büyüklükler olmak üzere ayrılıyor. Mesela skaler büyüklük dediğin şey nedir? Sayı ve birimi ifade eden büyüklüklerdir. Yani hocam, sıcaklık skaler bir büyüklüktür. Zaman skaler bir büyüklüktür. Kütle skaler bir büyüklüktür. Hacim, sürat, bunlar arkadaşlar skalerdir, yön belirtmiyor. Yön belirtmediği için skalerdir diyeceksin. Peki sevgili arkadaşım, vektörellere gelelim. Mesela kuvvet, mesela hız, mesela konum, yer değiştirme, ağırlık. Bunların hepsi yön belirtiyor. Yönlü büyüklüklere vektörel büyüklükler denir diyoruz arkadaşlar.
Temel büyüklükler arkadaşlar, temel büyüklükleri biz nasıl kodlamıştık hatırlayalım. Kısa muz diye kodlamıştık. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman temel büyüklüklerdi. Peki türetilmiş büyüklükler nedir arkadaşım? Temel büyüklükler kullanılarak türetilen büyüklükler. Yani hız, ivme, kuvvet, enerji, hacim, daha da arttırabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi türetilmiş büyüklüklerdir diyoruz. Arkadaşlar, dünyada ve Türkiye'de bazı bilim araştırma merkezlerimiz var. Mesela Aselsan Türkiye'de, ESA Avrupa'da, CERN aynı şekilde Avrupa'da, NASA, TEMMAK Türkiye'de, TÜBİTAK da Türkiye'de. Bunlar bilim araştırma merkezleri, araştırma geliştirme çalışmaları bu merkezlerde gerçekleşiyor sevgili arkadaşım. Verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birisinin konusu olamaz demiş. Mesela mıknatısların birbirini itmesi çekmesi fiziğin alt dallarıyla alakalı. Parçacıkların hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi fizik alt dalıyla ilgili. Nükleer reaktörlerde elektrik enerji üretilmesi fizikle ilgili. Gezegen hareketlerinin gözlemlenmesi yine fizikle ilgili. Ama insan psikolojisi fizikle ilgili değil sevgili arkadaşım. Evet arkadaşım, fizik bilimine girişi şöyle ne yaptık? Toparlamış olduk. Lütfen bununla ilgili soruları çözmeyi unutma. Sıra geldi madde ve özellikleri konusuna. Öncelikle kütleden bahsedeceğim. Kütle neydi arkadaşım? Kütle maddenin değişmeyen miktarıdır hocam. Dünyada da aynıdır, ayda da aynıdır. Başka bir gezegene gitsek de yine aynıdır. Kütleyi arkadaşlar M harfiyle gösteriyoruz. Uluslararası birim sisteminde kütlenin birimi kilogramdır. Ve eşit kollu teraziyle ölçülür. Tabii ki dijital teraziler de artık günümüzde çokça kullanılıyor ve maddelerin ortak özelliklerinden biridir diyeceksin. Peki hacim nedir hocam? Hacim maddenin boşlukta kapladığı yerdir arkadaşım. V harfiyle gösterilir. Uluslararası birim sisteminde de birimi metreküptür. Hacim maddelerin ortak özelliklerinden bir tanesidir. Katıların belli bir şekli hacmi vardır biliyorsun. Peki sıvılar için ne diyeceğiz? Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri olmasına rağmen belirli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın doldurduğu kadarlık kısmının şeklini alırlar diyeceğiz. Gazlar bulundukları kapalı kabın hacminin şeklini alırlar diyoruz. Yani sıvı ve gazlar için olay biraz farklı. Arkadaşım, kütlenin birimleri vardı. Neydi kütlenin birimleri? Mesela ton, kilogram, gram, miligram. Bunların kendi aralarında nedir? Dönüşümleri vardı. Peki sevgili arkadaşım, hacim için aynı şey geçerli. Hacimde nedir? Metreküp, desimetreküp, santimetreküp gibi yine birimlerimiz vardı. Şimdi bazı cisimler vardır ki geometrik cisim diyoruz biz bunlara. Geometrik cisimlerin hacimlerini ölçebiliyoruz. Mesela küp. Kübün hacmi A küple bulunur. Mesela prizma. A çarpı B çarpı C, yani tüm kenarların çarpımı. Silindir. Taban alanı çarpı yükseklik. Pi r kare h. Küre. 4 bölü 3 pi r küp. Bunlar arkadaşlar nedir? Düzgün geometrik şekillerdir ve bunların hacimlerini ölçümleyebiliriz. Arkadaşım, öz kütle ne demektir? Öz kütle maddenin birim hacminin kütlesidir. D ile gösterilir. Madde için ayırt edici bir özelliktir. Skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür. Öz kütle doğrudan ölçülemez, hesaplanarak bulunur. Uluslararası birim sisteminde de birimi kilogram bölü metreküptür. D eşittir M bölü V şeklinde bir neyimiz var? Formülümüz var. D öz kütleyi temsil ediyor, M kütleyi temsil ediyor, V de hacmi temsil ediyor sevgili arkadaşım. Sabit sıcaklık ve basınç altında kütle ve hacim artışı doğru orantılıdır. Yani kütle ne kadar artarsa hacim de aynı oranda artar. Bu nedenledir ki öz kütle sabittir, kütle artarsa, hacim artarsa yine öz kütle sabittir diyeceksin sevgili arkadaşım. Arkadaşlar, suyun özel bir durumu var. Nedir bu özel durum? Artı 4 derece durumu. Su 0 santigrat dereceden ısıtılmaya başlandığında 4 dereceye gelinceye kadar önce hacmi azalır. Hacmi azaldığı için öz kütlesi artar. Ve hani biz suyun öz kütlesi 1 kabul ediyoruz ya, aslında artı 4 derecedeki su öz kütlesinin 1 olduğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Artı 4 dereceden sonra suyun öz kütlesi gitgide ne yapacaktır? Azalacaktır sevgili dostum. Bir de arkadaşlar, karışımların öz kütlesi diye bir şey var. Farklı yoğunluktaki sıvılar birbirleriyle karıştırıldığı zaman sevgili arkadaşım, nasıl karışımın öz kütlesini buluyorsun? Karışıma giren sıvıların toplam kütlesinin toplam hacmini oranı bana karışımın öz kütlesini veriyor. Mesela D1 öz kütleli bir sıvı var ve D2 öz kütleli bir sıvı var. D1 öz kütlesi D2 öz kütleden daha büyük. O zaman karışımın öz kütlesi bunların arasında bir değer almak zorundadır diyeceksin.
D1 büyüktür D karışım, o da büyüktür D2. Hiçbir zaman D1 kadar karışım olmayacak, D2 kadar da olmayacak arkadaşlar. Farklı yoğunlukta sıvılar alınıyorsa. Sıra geldi dayanıklılığa. Dayanıklılık katı maddelerin dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı şekillerini korumaya çalışmasıdır sevgili arkadaşım. Ve D eşittir kesit alanı bölü hacim S bölü V. Kesit alanı metrekare, hacim de arkadaşlar metreküp. Sadece düzgün geometrik şekillerde D eşittir 1 bölü yükseklik ifadesini kullanabilirsin arkadaşım. Bir soruyla taçlandıralım. Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinin ağırlığına karşı dayanıklılıkları DX ve DY'dir. Buna göre DX'in DY oranı kaçtır demiş. Bak arkadaşım, normalde sen D eşittir S bölü V'den bu soruyu çözebilirsin. Ama bu düzgün geometrik şekil silindir. O zaman DX 1 bölü H, DY 1 bölü 2H. Bunları oranladığımda cevabım 2 çıkacaktır diyorum. Sıra geldi. Adezyon kuvvet ve koezyon kuvveti. Hatırla, adezyon neydi? Farklı tür moleküllerin birbirine yapışması olayı. Mesela yağmur damlasının cama yapışması gibi, değil mi? Peki koezyon neydi? Aynı tür moleküllerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetiydi. Yani hocam mesela bir damla civayı yüzeye bıraktığın zaman civanın küresel formunu koruması koezyon kuvvet etkisiydi arkadaşım. Bak cam tüp içerisine su koymuşum. Su koyduğum zaman suyun arkadaşlar camla olan etkileşiminden adezyon kuvvet koezyon kuvvetten daha büyük olduğu için şöyle U şeklinde bir form alır su. Aynı deneyi civayla yaptığımız zaman bakınız böyle kubbe şeklinde olur sevgili arkadaşım. Bu ne demektir? Koezyon adezyondan daha büyük demektir. Civa atomları birbirini tutuyor arkadaşım. Ne yapmıyor? Birbirini bırakmıyor. Sıra geldi yüzey gerilimine. Durgun sıvıların yüzeyinin moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey gerilimi diyoruz. Bu yüzey gerilimi sayesinde arkadaşım bazı böcek türleri su üzerine yürüyebiliyor. Bazı kertenkele türleri su üzerine yürüyebiliyor. Mesela basiliks kertenkelesi gibi su üzerine ne yapıyor? Bakınız koşuyor arkadaşım. Sıra geldi kılcallığa arkadaşlar. Kılcallık olayı nedir? Sıvıların bir yerden başka bir yere adezyon koezyon kuvvetleri etkisiyle hareket etmesi olayı. Eğer kılcal borunun kesiti azalıyorsa arkadaşım borudaki su yüksekliği ne yapacaktır? Artacaktır. Boru kesit alanı azalırsa bu sefer de alçalma daha fazla olacaktır. Civa moleküllerini görüyorsun. Mesela bir gaz lambasının fitilinde gazın yükselmesi arkadaşlar. Şimdi gaz lambasındaki o sıvı yağ ne yapıyor? Fitilde yükseliyor. Ne yaptın? Sıvı yağı bir yerden fitil aracılığıyla başka bir yere hareket ettirdin. Bu bir kılcallık olayıdır. Toprağın derinliklerindeki suyun toprak yüzeyine çekilmesi, kan damarlarımız, mumun pamuk fitilinin yanması bunlar arkadaşlar nedir? Yine kılcallık etkisidir diyoruz. Evet arkadaşım madde ve özellikleri konusunda şöyle güzelce bir ne yaptık tekrarladık. Sıra geldi hareket ve kuvvete. Hareket türlerimiz vardı hatırlıyor musun? Hareket türlerimiz neydi? Mesela titreşim, mesela dönme, mesela öteleme. 3 tane. Şimdi eski saatleri düşünün. Eski saatlerin alt tarafında bir tane tokmak olur. Dolayısıyla o da salınım hareketi yapar şu şekilde. Bu arkadaşlar titreşim hareketine örnektir. Ya da nedir? Luna Parklarda gondolu herkes biliyordur. Gondolun hareket çeşidi arkadaşım yine nedir? Titreşim hareketidir diyoruz. Yine Luna Park'tan örnek verecek olursak dönme dolaplar arkadaşlar dönme hareketine örnektir. Kendi ekseni etrafında dönen cisimlerin yaptığı harekete ne diyoruz? Dönme hareketi diyoruz. Mesela arkadaşlar öteleme hareketine örnek verecek olursak cismin bir yerden başka bir yere yer değiştirmesi olayıdır. Bakınız burada bir okçunun okunu fırlatıp hedefi vurması gibi. Bu bir öteleme hareketine örnektir. Hadi bir soruyla taçlandıralım. K noktasından harekete başlayan hareketli N noktasına kadar gidip geri dönerek T noktasında duruyor. Buna göre aracın yaptığı yer değiştirme ve aldığı yol kaç metredir? Bak arkadaşım. K'dan önce N'ye gelmişsin sonra da T'ye geri dönmüşsün. Yani K'dan T'ye kadar ne kadar yer değiştirmişsin? 50 metre yer değiştirmişsin. Dolayısıyla yer değiştirmemiz 50 metre olacaktır. Peki ne kadar yol aldık? K'dan N'ye 30 metre yol aldık. N'den T'ye ise 80 metre. Toplamda arkadaşım 110 metre yol aldık. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar hareket konusunda
konum zaman grafiği, hız zaman grafiği, ivme zaman grafiği gibi grafiklerimiz var. Mesela sabit hızlı bir hareketten bahsediyor olacaksak burada konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verecektir? Hızı verecektir. Bakınız eğim yani bir diğer adıyla tanjant alfa arkadaşlar delta x bölü delta t ile bulunur ve bana neyi verir? Hızı verir arkadaşım. Mesela 30. metrede 5 saniyede 30. metreye kadar gittiğine göre 30 bölü 5'ten eğimin 6. 60 bölü 10 6. 90 bölü 15 6. Bakın dikkat edin hep 6. Bu da hızın sürekli 6 olduğunu söylüyor. Her saniye değişiminde 5, 10, 15, 20 hızımız hiç değişmiyor. Peki hız grafiğini sabit olduğunu anladıktan sonra bunun altında kalan bir alanım var bak. Bu altta kalan alan yani grafikle t ekseni arasında kalan alan da bana yer değiştirmeyi verecek. Ne kadar süredeki yer değiştirmeyi istiyorsam buradan bulabiliyorum. Delta x eşittir v çarpı t ifadesini kullanıyorum sevgili dostum. Hadi bak soru çözelim. Konum zaman grafiği verilen hareketlinin 0-2 saniye aralığındaki hızı v1, 2-6 saniye aralığındaki hızı v2'dir. V1'in v2 oranı nedir? Bak şimdi ne yapmışsın? 0-2 saniyede 0'dan 20'ye gitmişsin. Yani v1 20 bölü 2'den 10 metre bölü saniye olmuş. 2-6 saniyede ise arkadaşım ne yapmışsın? 20. metreden 36. metreye yani burada bak burada 16 metre yer değiştirmişsin. 16 metre gidiyorsun. Kaç saniyede? 2 ile 6 arası. 4 saniyede yapmışsın bu işi. 4 saniyede yapmışsın. Yani hocam 4 metre bölü saniye hızın olmuş burada da. O zaman hızları oranlarsak cevabımız 5 bölü 2 çıkacaktır diyoruz. Bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. Bak şimdi arkadaşım ivme delta v bölü delta t. Son hızdan ilk hızı çıkaracaksın. O zaman son hızım 10 eksi ilk hızım 30 bölü 2 saniye. Buradan da eksi 20 bölü 2'den eksi 10 metre bölü saniye karelik bir ivmem olduğunu söyleyeceğim arkadaşım. Evet arkadaşım sıra geldi kuvvete. Kuvvet nedir? Kuvvet arkadaşlar bir cismin şeklini, hareketinin doğrultusunu, yönünü ve hızını değiştiren etkidir arkadaşım. Peki kuvveti neyle gösteriyoruz? F ile gösteriyoruz. Kuvvet vektörel bir ifadedir. Dinamometre ile ölçülür. Bak burada sana bir dinamometre örneği vermişim. Bir de arkadaşım birimi nedir? Newton'dur diyeceksin. Arkadaşlar kuvveti tanımlarken temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olarak ne yapıyoruz? Kuvveti ikiye ayırıyoruz. Temas gerektiren nedir? Nesne ile cisim arasında bir temas olması lazım. Mesela hocam akışkanların kaldırma kuvveti, itme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, rüzgar kuvveti bunlar temas gerektiren kuvvetlere örnekler. Peki hocam temas gerektirmeyenler kimlerdir? O zaman manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet, kütle çekim bir de atom çekirdeğindeki nükleer kuvvet bunlar da temas gerektirmeyen yani nesne ile herhangi bir temas olmayacak sevgili arkadaşım. Sevgili dostum doğada 4 tane temel kuvvetimiz var. Neydi bunlar? Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet bir de arkadaşım kütle çekim kuvvetiydi. Hemen bunları ne yapmışız? Bakınız burada göstermişiz. En kuvvetlisi hangisiydi? Tabii ki güçlü nükleer kuvvet. Yani yayın nükleer kuvvet en güçlü kuvvetti doğadaki unutma. Bileşke kuvvetten bahsedelim. Uygulanan bütün kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke kuvvet diyoruz. Ve R ile gösteriliyor bileşke kuvvetin nedir arkadaşlar? Değeri. Şimdi R eşittir. Bakınız burada K cismimiz var. F1, F3 kuvvetleri sağ tarafa doğru, F2 kuvveti sol tarafa doğru ne yapıyor? Etki ediyor. R'nin büyüklüğünü nasıl bulursun? F1 ile F3'ün büyüklüklerini toplayıp F2'yi çıkarırsın. Yani hocam 7 artı 8 eksi 11'den 4 Newton'luk bir bileşke kuvvete sahipsin diyeceğiz. Arkadaşlar bir de dengelenmiş kuvvetler ve dengelenmemiş kuvvetler olmak üzere yine kuvveti ikiye ayırabiliriz. Peki dengelenmiş kuvvet nedir? Dengelenmiş kuvvet bir kere net kuvvet sıfır olacak. Yani hocam cisim eğer duruyorsa durmaya, eğer hareket halindeyse de sabit hızla hareketine devam etmek durumundadır. Eğer dengelenmiş kuvvetler etkisindeyse. Peki dengelenmiş kuvvet değilse yani dengelenmemiş kuvvetse o zaman net kuvvet kesinlikle sıfırdan farklı olacak. Bu durumda cisim yavaşlıyor olabilir, hızlanıyor olabilir ya da çembersel hareket yapıyor olabilir sevgili arkadaşım.
Arkadaşlar, Newton amcamızın hareket yasaları var. Newton'un hareket yasaları 3 tane prensibe dayanıyor. Tamam, neydi bunlar? Birincisi, eylemsizlik prensibi. Hocam, eylemsizlik neydi? Eylemsizlik, bir cisim eğer duruyorsa durma eylemine, eğer hareket ediyorsa hareket etme eylemine devam etmek ister. Yani durumunu korumak ister. Biz buna eylemsizlik prensibi diyoruz sevgili arkadaşım. Net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır. İkinci yasa ise temel prensip, yani temel yasa. Bir cisme bir kuvvet etki ettiği zaman cisim ivmeli hareket yapar. Ve eğer kuvvet değişirse ivme de aynı oranda değişir. Çünkü kuvvetin ivmeye oranı her zaman sabittir ve neye eşittir? Kütleye eşittir, F eşittir, MA ifadesini burada kullanıyoruz. Ve benim en sevdiğim etki tepki yasası. Arkadaşım, bir cisme bir etkide bulunduğun zaman karşıdan da ne yapacaksın? Bir tepki alacaksın. Yani bir cisme bir kuvvet uygulandığında cisim bu kuvvete eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir tepkide bulunur. Buna etki tepki prensibi denir arkadaşım. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan 5 kilogramlık cisme yatay yola paralel iki kuvvet etki etmektedir. Buna göre cismin ivmesi nedir diye sormakta. Burada arkadaşlar, net kuvvet eşittir MA diyeceğiz. Net kuvvet için soldaki kuvvetten sağdaki kuvveti çıkarıyorsun. Yani 60 eksi 40 eşittir 5A. 20 eşittir 5 çarpı A. A buradan 4 metre bölü saniye kare çıkacaktır diyoruz. Peki sıra geldi sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvveti nedir? Birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlanmaya karşı oluşan kuvvete ne diyoruz? Sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünme kuvveti vektörel bir ifadedir. Hareketi ne yapacaktır arkadaşlar? Zorlayacaktır aslında. Fs ile ifade edilir. Sürtünme kuvveti Fs eşittir K çarpı N ifadesiyle bulunur. Burada Fs sürtünme kuvvetini, K yüzeyin cinsi yani sürtünme katsayısı, N de tepki kuvvetini temsil ediyor. Peki sürtünme kuvveti kaça ayrılır? 2'ye. Statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti. Statik sürtünme kuvveti cisim hareket edinceye kadar cisme etki eden sürtünme kuvvetidir. Kinetik ise cisim hareket halindeyken etki eden sürtünme kuvvetidir. Unutma. Aşağıda verilen olaylardan hangilerinde sürtünmenin dezavantajından bahsedilir? Mesela fren yapan arabanın durması. Arabanın durmasını istiyorsun. O zaman sürtünme kuvveti dezavantaj değil, avantajdır. Bu olmaz. Yelkenlinin rüzgarla hareket etmesi, rüzgar sayesinde ne yapıyorum arkadaşlar? Yelkenliyle sürtünmesi sayesinde ben burada hareket ediyorum. Paraşütün gökyüzünden süzülmesi aşağı düşmemizi engelliyor. Yazı yazma arkadaşlar, yazı yazmamı sağlıyor. Bunlar hep avantaj. Ama tekerlerin aşınması, tekeri aşındırıyor arkadaşım. Tekeri aşındırdığı zaman ben tekerimi değiştirmek zorunda kalıyorum. Bu benim için dezavantaj oluyor. Sürtünme fazla olduğu zaman teker ne yapıyor? Sık sık değiştirmek zorunda kalıyoruz. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşım, bu da benim ödüllü sorum. Düşey kesti şekilde verilen yolun K noktasından 20 joule enerji ile geçen 2 kilogram kütleli cismin L noktasındaki kinetik enerji 12 joule'dür. Buna göre KL arasında sürtünmeye kaç joule enerji harcanmıştır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, Tonguç Akademi ile sizler için hazırladığımız 1. dönem fizik full tekrar videomu burada sonlandırıyorum. Dinamo Soru Bankamızdaki soruları lütfen çözmeyi unutmayınız. 1. dönem konularımızı tamamen bitirelim ki 2. döneme hazırlıklı geçelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.